Şimdi Beril Ötkan'a gidiyoruz, Kahramanmaraş'a. Kolay gelsin Beril, ee, oradaki durumu bize aktarırsan. Evet, teşekkürler. Bir yıl önceye gittik, biz arkamızdaki bu manzarayı görünce kameraman arkadaşım Gökhan'la birlikte, açıkçası tüylerim de biraz diken diken oldu. Biz bu manzaraya çok alışkınız, bir yıl önce de işte bu kat kat Yere yığılmış binaların arasında insanlar sevdiklerini arıyorlardı. Biz böyle hissettiysek, canlarını kaybeden binlerce insan. Acaba şu tabloya bakınca ne hissediyor? İşte Kahramanmaraş'ta Doğu Kent burası. Burası tabii ki depremden kalan. Böyle bu halde kalmadı. Ağır hasarlı bir binaydı. Dün e, öğleden sonra yıkmışlar. Evet daha ağır hasarlı bir bina. Yeni yıkılmış manzara bu. Hemen şuraya da göstermek isterim. Burası da ağır hasarlı bir bina. Yıkılacak. Ama hemen yanını da göstermek isterim. Arkadaşım Gökhan'dan rica edeceğim. İşte o da orta hasarlı bir binaydı. Burada, Burası bu arada aynı site. Aynı sitenin içinde yürüyoruz. Yani aynı müteahhitin elinden çıkan ağır hasarlı binalar, yıkılan binalar bir tarafta da orta hasarlı olup tadilata girdikten sonra olan bir bina ve orada insanlar yaşıyorlar. Yani şu anda ağır hasarlı binaların yıkılma tehlikesine rağmen daha yeni bununla ilgili can kaybı da yaşanmasına rağmen burada bu ağır hasarlı binaların altından biz gördük insanlar çocuklar geliyorlar geçiyorlar arabalar burada duruyorlar. İşte Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların çoğu yeni yeni yıkılmaya başlamış. Burada enkazlar daha yeni yeni kaldırılmaya başlanmış. Kahramanmaraşlıların da en büyük şikayetlerinden biri. Bu kadar yavaş mı ilerlemeliydi? Bir yıl geçti. Ve bu ağır hasarlı binaların etrafında neden hala hiçbir önlem alınmadı? Biz buraya geldikten sonra aklımızda çok büyük soru işaretleri oluştu. Dediğim gibi onlardan bir tanesi de aynı sitede, aynı müteahhitin yaptığı bir sitede hem nasıl ağır hasarlı binalar hem nasıl yapılıp da içine oturulacak binalar var. Herhalde onu da bilim insanları açıklar. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi öyle sözler duyuyoruz ki burada yaşanan acıyı özetleyen hepimiz öldük bazımız gömüldük diyordu biri. Bu aslında bütün ülke için geçerli. Başka şehirlerde yaşayan depremi hissetmeyenler için bile fiziken hissetmeyenler için bile. Tabi onun o büyük felaketin şokuyla insanlar durumu tam olarak anlayamadılar ama geçen zamanda acılar daha net hissedilip daha da derinleşiyor. Bunun siyasi etkilerini göreceğiz diye düşünüyorum. 17 Ağustos depreminin etkileri 3 yıl sonra görülmüştü. Hatırlayın. Ama hükümetin böyle şeylerle ilgisi yok. Bunlar başka küçük siyasi hesaplar peşindeler.